Atatürk, Türk ulusunun her ferdiyle gurur duymuş, her ferdin onurunu kendi olup Türk ulusunun onuru olarak görmüş, kendisi de bu onuru yaşamı boyunca duygularıyla, düşünceleriyle ve hareketleriyle en iyi şekilde temsil etmiştir. O, asla Türk insanının gururuna ve onuruna gölge düşürmemiş, onların eğitim eksikliğinden kaynaklanan kusurlarını bile bir yüceliğe vesile yapmıştır. İngiliz Kralı 8. Edward İstanbul'a Atatürk'ü ziyarete geldiği zaman Atatürk kendisine bir ziyafet vermişti. Ziyafetten önce bana İngiliz saraylarında verilen ziyafetler nasıl olur onu bilen birisi veya bir aşçı bulur dedi. Sonunda İngiliz sofra merasimini bilen bir kişiden öğrenerek sofrayı o şekilde düzene koydular. Akşam kral sofraya oturunca kendisini sarayında zannederek memnun oldu. Atatürk'e dönerek sizi tebrik eder ve teşekkür ederim. Kendimi İngiltere'de zannettim diyerek memnuniyetini bildirdi. Sofraya hep Türk garsonlar hizmet etmekteydi. Bunlardan bir tanesi heyecanlanarak elindeki büyük bir tabakla birdenbire yere yuvarlandı. Yemekler de halılara dağıldı. Misafirler utançlarından kıpkırmızı kesildiler. Fakat Atatürk krala eğilerek bu millete her şeyi öğrettim. Fakat uşaklığı öğretemedim dedi. Bütün sofradakiler Atatürk'ün zekasına hayran oldular. Atatürk garsona da sen görevine devam et emrini verdi.